Spider-Man Homecoming filminin fragmanlarında ve tanıtımlarında yeni kostümü detaylı bir şekilde gördük. Görünüşe bakılırsa Marvel sinematik evrenine Captain America Civil War'la giriş yapan Spider-Man, Sony'nin önceki versiyonlarından epey farklı olacak. Hikayede Tony Stark tarafından üretilen yeni kostüm fütüristik özelliklere sahip. Aynı zamanda eski çizgi romanlardan da oldukça esinlenilmiş. İşte Spider-Man'in yeni kostümünün film gösterime girmeden önce ortaya çıkan özelliklerinden bazıları. Geliştirilmiş ağ fırlatıcı. Örümcek Adam'ın yeni ağ fırlatıcı kartuşu birçok değişken ağ atabilme seçeneği sunuyor. Farklı tiplerde ağ atabilme özelliği, klasik çizgi romanlarda da görülen Örümcek Adam, artık Marvel sinematik evreninde de bu güce sahip. Ayrıca yeterince yakına gelen düşmanı otomatik olarak kapana kıstıracak bir çeşit ağ mayını da fırlatabiliyor. Otomatik uyum sağlama. Yeni kostüm, tıpkı Geleceğe Dönüş 2'deki Marty McFly'in ceketi gibi tek bir tuşla Peter Parker'ın üstüne oturuyor. Keşif drone'u. Çoğu süper kahramanın göğsünde kendisine ait bir amblem görürüz. Ancak Spider-Man'in göğsündeki amblem sadece imaj için orada değil. Kostümden ayrılabilen amblem, Falcon'ın Red Wing'ini andıran bir şekilde keşif yaparak bilgileri kıyafete yollayabiliyor. Ayrıca bilek kısmında detayları henüz açıklanmamış olan holografik GPS takip cihazı da mevcut. Ağ kanatlar. Örümcek Adam 60'lı yılların başında Steve Ditko ve Stan Lee tarafından yaratıldığında gövdesinde ağ şeklinde kanatlar vardı. İlk çizimlerde bu kanatlar işlevsizken ilerleyen versiyonlarda süzülme işlevi görüyordu. Çoğu versiyonda kullanılmayan kanatlar yeni filmde uzun zamandan sonra karşımıza çıkıyor. Değişken göz. Örümcek Adam çizgi filmlerinde karakterin mimiklerini yansıtabilmek için gözlerin genelde hareket ettirildiğini görürüz. Ama bu durumu sinema filmlerinde Captain America Civil War'a kadar görememiştik. Değişken gözler sadece seyirciye karakterin mimiklerini gösterebilmek için yer almıyor. Şimdiye kadar ortaya çıktığı kadarıyla Spider-Man'in aldığı detaylı bilgileri filtreleyerek belirli durumlara fokuslanmasını sağlıyor. Ayrıca kostümün Iron Man'in Jarvis'ini andıran bir çeşit yapay zekası ve arayüzü var. Elbette Homecoming filmi kostümün birçok özelliğini daha barındırıyor. Yeni kostümün ne gibi özellikleri olabilir? Örümcek Adam'ın en iyi kostümü sizce hangisiydi? Yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.